Türk Sağlık Senliği'de şubesi üyeleri, doktor ücretlerine yapılacak iyileştirmenin diğer sağlık çalışanlarını da kapsaması talebiyle eylem düzenledi. Düzenlenen eylemde doktorlara yapılan zammın tüm sağlıkçıları kapsaması istendi. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamada, pratisyen hekimlere 2500, uzman hekimlere 5000 TL'lik bir ücret artışı yapacaklarını ifade etmesinin ardından Türk Sağlık Sen olarak tüm sağlık çalışanlarının ekonomik sıkıntı yaşadığı ve hepsinde ücretlerinde zam yapılması gerektiğini ifade etmiştik. Sayın Bakan'ın açıklamasından birkaç saat sonra bir önerge ile söz konusu düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiştir. Böylesine bir süratle yapılan düzenleme ile sağlık çalışanlarını yok saymak, onların yaşadığı ekonomik sıkıntının görmezden gelinmesi, kayıplarının dikkate alınmaması kabul edilemezdir. Doktorlarımızın ücretlerinde artış yapılması zaruridir. Bu zaruret ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, ATT, paramedik, genel idare hizmetler sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı gibi sağlık çalışanlarının tamamı içinde vardır. Tüm sağlık meslek mensuplarının ücretlerinde artış yapılmalıdır. Çünkü ekonomik olarak tüm çalışanların ciddi kayıpları vardır. Bu durum mutlaka düzeltilmeli, kayıplar telafi edilmelidir. Sağlık hizmetleri bir ekim işidir. Ekimin büyük bir bölümü görmezden gelinemez. Zam doktorlarımız için de geriye kalan tüm sağlık personelimiz için de gereklidir. Pandemi süreci boyunca adeta destan yazan sağlık çalışanları bu şekilde bir ötekileştirilmeyi kesinlikle hak etmemiştir. Yüzlerce sağlık çalışan arkadaşımız görev şehidi olmuştur. Maalesef bizi yönetenler COVID-19'u meslek hastalığı bile saymadılar. Buradan hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Türkiye Kamusen ve Türk Sağlık Sen olarak tüm kamu çalışanları için ek zam talep ettiğimiz ve bunu ısrarla vurguladığımız bir dönemde sağlık çalışanların arasında yapılacak bir ayrımı kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrımcılık yapılarak, çalışma barışı bozularak bir yere varılamaz. Yapılması gereken tek şey tüm sağlık çalışanları için geçerli, makul ve kapsayıcı bir ücret artışıdır. Sayın Bakan bunun hayata geçmesi için çaba sarf etmeli. Tüm sağlık çalışanları sevindirecek bir müjde vermelidir. Buradan bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Sağlık çalışanlarına alkışlar, tebrikler ve dualar için Necip Türk milletine tabii ki teşekkür ediyoruz. Fakat yöneticilerin de gereğini yapmalarını bekliyoruz. Sağlık çalışanlarının önce sağlığı korunmalı, sonra mağduriyetleri giderilmeli ve haklı talepleri hakkaniyetle karşılanmalıdır. Demek istiyorum. Bu bize gelen bir bilgi arkadaşlar.